1919 yılını anlamak, Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl bir paylaşım savaşı olduğunu anlamaktır. Osmanlı topraklarının, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, galip devletlerce nasıl paylaşıldığını, Sevr Anlaşması'nı zorla kabul ettirmek için Yunanistan'ın Anadolu'ya nasıl saldırtıldığını anlamaktır. 1920 yılını anlamak, İngiltere Başbakanı Lloyd George'un Türkiye öldü dediği o felaketin içinden nasıl bir kurtuluş mucizesinin başarıldığını anlamaktır. Diyebiliriz ki Türkiye'nin en karanlık günleri 1919'da yaşandı. Bağımsız Türkiye'nin ışığı 1920'de Ankara'dan yükseldi. Mustafa Kemal Paşa'nın siyasi lider ve başkumandan olarak milli mücadelede izlediği stratejinin işaret fişekleri Erzurum Kongresi'nde atılmıştı. Tarihçi Ömer Kürkçüoğlu milli mücadelede Mustafa Kemal'in 3 etkene dayalı bir strateji izlediğini yazıyor. 1- İslam etkeni. Mustafa Kemal İslam vurgusuyla Müslüman halkı Ankara etrafında birleştirdi. Dışarıdaysa İngiliz sömürgelerindeki Müslüman halkları Türkiye lehine harekete geçirdi. 2. Bolşevik Rusya etkeni. Mustafa Kemal Lenin'le temas kurdu. Anti-emperyalist konuşmalar yaptı. Bolşevik Rusya'dan silah, mühimmat ve maddi yardım sağladı. 3. Müttefiklerin arasındaki ayrılıklar ve itidal. Mustafa Kemal, itilaf devletleri arasındaki çıkar ihtilaflarından yararlandı. Önce İtalya'yla, ardından Fransa'yla antlaşmalar yaparak İngiltere'yi bir ölçüde tecrit etti. İngiltere'yi kışkırtmamaya da özen gösterdi. 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edildiğinde Mustafa Kemal Paşa'nın kaleme aldığı İslam alemine beyanname, ertesi gün Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlandı. Mustafa Kemal beyannamede şöyle diyordu. Bu tecavüz, Osmanlı saltanatından ziyade hürriyet ve istiklallerinin yegane dayanağını hilafet makamında gören bütün İslam alemine yapılmıştır. Beyannamenin devamında peygamberin ruhaniyetinden güç alan bu mukaddes mücadeleye Cenab-ı Hakk'ın yardımcı olmasını niyaz ediyordu. Ankara'da 23 Nisan Cuma günü Osmanlı tarihinde benzeri olmayan bir İslami törenle açılan Büyük Millet Meclisi, 25 Nisan'da Büyük Millet Meclisi'nin İslam alemine hitabı başlıklı bir bildiri yayınladı. Hamdullah Supi Bey'in meclis kürsüsünde okuduğu hitabede hilafet vurgusu yapılıyor, işgalcilere karşı İslam dayanışması isteniyordu. 17 Mayıs'ta Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Meclis Şerriye Komisyonu'nda kaleme alınan Alemi İslam'a hitap başlıklı bir bildiri daha yayınlandı. Hilafet vurgusu yapan, Kur'an ayetlerine yer veren bildiride İngiltere için İslamiyet'in can düşmanı ve bütün ehli İslam'ın amansız celladı deniliyordu. Mustafa Kemal Paşa da 25 Eylül 1920 günü mecliste yaptığı konuşmada şöyle diyordu. Gayeye ulaşmak için birinci derecede ihtiyaç duyduğumuz kuvvetler İslam dünyasıdır.
Hint, yani bugünkü Pakistan ve Hindistan coğrafyasında İngiltere'ye karşı bağımsızlık hareketleri güçlenmeye başlamıştı. 20 Mart 1919'da Bombay'da 15 bin Müslüman, Türkiye'yi ve Osmanlı hilafetini desteklemek için büyük bir miting yaptı. Daha sonra Hilafet Komitesi adıyla örgütlenen hareketin öncüleri Ebul Kelam Azat, Şevket ve Muhammed Ali kardeşler, Doktor Seyit Çotani, Müşir Hüseyin Kıdevi ve Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah gibi isimlerdi. Hindistan'ın büyük lideri Mahatma Gandhi ve Hindu halk da İngiltere'ye karşı bu hareketi destekledi. Kitlesel sivil itaatsizlik, boykot ve hicret eylemleri düzenlediler. İngiltere'nin Hindistan İşleri Bakanı Lord Edwin Montagu, defalarca Başbakan Lloyd George'la tartışarak Türkiye'ye daha fazla haksızlık yapılırsa Hint-Pakistan bölgesinde isyan çıkacağı uyarılarında bulundu. Ankara'nın İslam etkinini kullanması takip eden günlerde İngiltere üzerinde en nihayet istenen sonucu sağlayacaktı. Büyük taarruz öncesinde Hint İlafet Komitesi'nin batılı büyük devletlere hitap eden bildirisinde şu satırlar yer alıyordu. Müslüman ve Hindu Hint halkı Sevr Anlaşması'nı İslam'a karşı işlenmiş bir suç olarak görmektedir. Bu sebeple İngiltere ve İtilaf devletleri İslam dünyasıyla barışmak istiyorlarsa sadece Anadolu'daki değil, Trakya, Edirne ve Gelibolu'daki Yunan işgaline de son vermelidirler. İslam dünyasından maddi yardımlar da geldi. Tarihçi Mustafa Keskin'in araştırmasına göre İslam dünyasından Ankara'ya gönderilen maddi yardımların tutarı o zamanın parasıyla toplam 132.250 İngiliz lirası veya 1.035.608 liraydı. Bunların içinde en büyük yardımı yapan 782.000 lirayla Hint Hilafet Komitesi'ydi. Bu paraların kabaca yarısı milli mücadelede ordunun ihtiyaçlarına harcandı. Kalan öbür yarısı zaferden sonra İş Bankası'nın kuruluş sermayesine ilave edildi. Mustafa Kemal Paşa'nın 3 Mayıs 1920'de Erzurum'daki Kazım Karabekir Paşa'ya çektiği telgraf Ankara'daki büyük mali kaynak sıkıntısını özetliyordu. Elde 5 para bulunmadığı malumu devletleridir. Şimdilik dahilde bir menbaada bulunmuyor. Başka taraftan temin edilinceye kadar Azerbaycan hükümetinden azami miktarda borç alma imkanının temin buyurulmasını rica ederim. Milli mücadele stratejisinde ikinci etken Bolşevik Rusya'nın yardımının sağlanmasıdır. Millici lider Mustafa Kemal ile Bolşevik lider Lenin emperyalizme karşı işbirliği yaptılar. Rusya'dan silah, mühimmat ve maddi yardım sağlandı. Mustafa Kemal Paşa bu dönemde emperyalizme ve kapitalizme karşı birçok konuşma yaptı. Resmi Türkiye Komünist Partisi'ni bu dönemde kurdurdu. Halide Edip adı var. İster sol, ister İslami renkte olsun, Batı emperyalizmine karşı olan bu duruşu Doğu mefkûresi olarak tanımlar. Lozan'dan sonra Batı mefkûresine yöneliş başlayacaktır. Milli mücadelede ise etkin olan Doğu mefkûresiydi. Bazı tarihçiler Mustafa Kemal'in daha Haziran 1919'da Havza'dayken Budiyeni adlı bir Rus albayı ile görüştüğünü, şuralar yani Sovyetlere benzer bir rejim amaçladığını, devlet sosyalizmini benimsediğini ileri sürüyor. Mustafa Kemal Havza'da bulunduğu dönemde Bolşevik Rusya ile işbirliği yapılması konusunda Karabekir ile telgraflaşmıştı. Erzurum Kongresi'nde de Batı emperyalizmi ile savaşan Bolşeviklerden sempatiyle bahsetmişti. Meclisin açılışının ertesi günü 24 Nisan 1920'de yapılan gizli oturumda Mustafa Kemal Paşa uzun bir konuşma yaptı. Bolşevizmin İslam dini ve Türk gelenekleriyle bağdaşmadığını fakat Bolşeviklerin Batı emperyalizmiyle savaştıklarını, Bolşeviklerden nasıl yardım alırız diye araştırdığını, henüz bir sonuca varılmadığını söyledi. Her kaynaktan istifade etmeyi uygun gördüklerini sözlerine ekledi.
İki gün sonra Lenin'e bir mektup yazdı. Üç maddelik mektup, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Moskova Sovyet Hükümeti'ne birinci tekliflamesidir başlığını taşıyordu. Mektupta özetle şöyle diyordu. Emperyalist hükümetler aleyhine, mazlum insanların kurtarılması gayesini güden Bolşevik Ruslarla iş ve harekat birliği yapmayı kabul ediyoruz. Bolşevikler, Gürcistan'dan İngilizleri çıkarıp bu ülkeyi Bolşevik ittifakına katarsa, Türkiye hükümeti de emperyalist Ermeni hükümeti üzerine askeri harekat yapmayı ve Azerbaycan hükümetini Bolşevik devletler zümresine sokmayı taahhüt eder. Milli topraklarımızı işgal eden emperyalist kuvvetleri kovmak için şimdilik ilk taksit olarak 5 milyon altının ve kararlaştırılacak miktarda cephane ve diğer harp araç ve gereçleriyle sağlık malzemesinin temini rica olunur. Üstün saygılarımızın ve samimi hissiyatımızın kabulünü rica ederiz. İmza, Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal. Bolşevikler de daha önce Lenin imzasıyla yayınladıkları bildiride doğulu Müslüman milletlere hürriyet ve istiklal vaat ederek emperyalizme karşı ayaklanmalarını istemişlerdi. Mustafa Kemal Lenin'e mektup yazdıktan bir hafta sonra 3 Mayıs'ta Bekir Sami Bey'i Moskova'ya gönderdi. Bekir Sami Bey o günkü şartlarda ancak 19 Temmuz'da Moskova'ya varabildi. İngilizlerle ticaret görüşmesi yapan Bolşevikler Türk heyetini bir müddet oyaladı. Türk-Sovyet Dostluk ve İşbirliği Anlaşması ancak 24 Ağustos'ta paraf edilebildi. 30 Ağustos'ta Albayrak gazetesinde Kazım Karabekir Paşa'nın şu sözleri yayınlandı. İslam ve Rus milletleri İngiliz, Fransız ve Yunan çapulcularını kovacaktır. 2 Eylül'de ise Mustafa Kemal Paşa Fransız Le Journal gazetesine şu beyanatı verdi. Arkamda bütün İslam dünyası, yanımda bana elini uzatan daha büyük bir müttefik var. Ankara'da ilk temsilcilik açan ülkeler Afganistan, İran ve Sovyet Rusya oldu. Sovyet temsilcisi Upmal Angorski, Mustafa Kemal'le siyasi ve ideolojik görüşmeler yaptı. Mehmet Perinçek'in Sovyet arşivinde bulduğu belgelere göre Mustafa Kemal Paşa Angorski'nin bir sorusuna şu cevabı vermişti. Şahsen ben ve yoldaşlarımdan birçoğu komünizmin taraftarıyız. Ama hal ve şartlar bizim bu konuda susmamızı gerektiriyor. Eğer ben yarın komünist olduğumu açıklarsam benim tesirimden eser kalmaz. Ne var ki Bolşevikler Türkiye'de örgütlenmek istediğinde Mustafa Kemal buna izin vermedi ve gerekçesini Sovyet temsilciye şu sözlerle ifade etti. Anlamak gerekir ki komünizm bile Türkiye'de bizim işimizdir. 8 Eylül'de ilk parti Sovyet yardımı külçe altın olarak Erzurum'a geldi. Ermenistan harekatını hazırlanan Kazım Karabekir Paşa 200 kilosunu bu harekatın ihtiyaçları için ayırdı. Kalanı özel muhafaza altında Ankara'ya gönderdi. Milli mücadelede Türkiye'ye yapılan toplam Sovyet yardımı hakkında kesin bir rakam yoktur. Ali Fuat Cebesoy'a göre Sovyetlerden 200 bin tüfek istediğimiz halde 14 Haziran 1922'ye kadar gelen tüfek sayısı 43 bindir. Rus kaynaklarına dayanan Şamsüddinov'a göre bu sayı 33.275'tir. 50 civarında ağır top, 300 civarında makinalı tüfek, çeşitli cephane, sağlık malzemesi ve 20 bin gaz maskesi de gelmiştir. Tarihçi Ergün Aybars, Türk ordusunun ihtiyacı göz önüne alındığında Rus silah ve cephane yardımının pek de yeterli olmadığını yazıyor. Tarihçi Bülent Gökay'a göre de Sovyetlerin gönderdiği altın miktarı 10 milyon rubleyi geçmez. Bu rakama Azerbaycan ve Orta Asya Türklerinin miktarı belli olmayan yardımları da dahildir. ...1920 yılının en önemli olayı 10 Ağustos'ta İstanbul hükümetine Sevr Anlaşması'nın imzalattırılması oldu.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılacak barış anlaşmalarının görüşmeleri 18 Ocak 1919'da Paris Konferansı'nda başladı, çeşitli konferanslarla devam etti. Savaşta İtilaf devletlerinin çarpıştığı asıl askeri ve endüstriyel güç olan Almanya ile 18 Haziran 1919'da Versailles Anlaşması imzalandı. Fransa, Almanya karşısında Sedan Savaşı'nda uğradığı utanç verici yenilginin intikamını alıyordu. Fransız posterleri coşkulu bir zafer havasındaydı. Tarihçi Margaret Macmillan, Versailles'da Almanlara parya muamelesi yapıldığını yazar. Versailles'da ağır harp tazminatları ve askeri sınırlamalarla Almanya'nın belinin kırıldığı düşünülüyordu. Galipler 10 Ekim 1919'da mağlup Avusturya ile Saint-Germain, mağlup Bulgaristan'la da 27 Kasım 1919'da Nüyi Barış Anlaşması'nı imzaladılar. Osmanlı Devleti ile Sevr Anlaşması ise 10 Ağustos 1920'de imzalanacaktı. Anlaşmanın bu kadar gecikmesinin bir sebebi, galiplerin Türkiye ne istese kabul eder, önce Avrupa işlerine bakalım diye düşünmeleriydi. Diğer sebebi ise Osmanlı topraklarını paylaşmada kendi aralarında çıkar çatışmalarının olmasıydı. Uzlaşmak için zamana ihtiyaç duymuşlardı. Tarihçi Margaret Macmillan, Paris'te herkes Türklerin kendilerine söylenen her şeyi yapacağını varsaymaktaydı diye yazar. İngiltere Başbakanı Lloyd George, Paris'te Türkiye'nin öldüğünü ilan etmişti. Milletlerin kaderini tayin hakkı ve Türkler çoğunluk oldukları coğrafyada egemen olmalı gibi ilkeleri ortaya atmış olan Amerika Başkanı Woodrow Wilson bile Yunan askerlerinin İzmir'e çıkarılmasını desteklemişti. Türkleri Ege ve Akdeniz sahillerinden iç bölgelere göndermeyi planlayan Wilson, Paris Konferansı'nın 26 Haziran 1919 günlü oturumunda şöyle diyordu. Türklerin Avrupa'dan def edilmesi yönünde vermiş olduğum karar her gün biraz daha güçlendi. Türklerin evlerine dönmeleri çok iyi olacaktır. İngiltere Genelkurmay Başkanı Mareşal Henry Wilson, 4 Nisan 1919'da Başbakan Lloyd George'a bir mektup yazdı. Türklere ağır barış şartlarını dayatmak için müttefiklerin elinde yeterli askeri gücün olmadığını hatırlattı. Yunan ordusunun Anadolu'da daha fazla ilerletilmemesi için uyarıda bulundu. Mondros Mütarekesi'nin işgallere dair maddelerinin uygulanmasında aşırıya kaçılmasının da hata olduğunu söyledi. 7 Nisan'da İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiser Vekili Amiral Webb Londra'ya yazdığı raporda İslam dünyasında özellikle Hindistan'da Türkiye'yi destekleyen hareketlerin giderek güçlendiğini belirtti. Türkiye için hazırlanan barış anlaşmasının şartları çok ağır olursa durumun kötüleşeceği uyarısını yaptı. Fakat bu uyarılar Lloyd George'un Türkiye'ye olan fanatik düşmanlığını dizginleyemedi. Lloyd George, İstanbul hükümetine daha fazla baskı yaparak ve Yunan ordusunu daha fazla saldırtarak hazırlamakta oldukları anlaşmayı Türklere kabul ettirebileceklerine inanıyordu. Yunan askerlerinin İzmir'e çıkartılması, İstanbul'un resmen işgali bu politikanın ilk uygulamalarıydı. Sadrazam Damat Ferit Paşa, Paris Konferansı'na başvurarak Osmanlı delegasyonuna kulak verilmeden barış şartlarının belirlenmemesini istedi. Müttefikler 30 Mayıs'ta bunu kabul ettiler. Damat Ferit'i Paris'e davet ettiler. Padişah'ın Genel Sekreteri Ali Fuat Bey'in anlattığına göre bu davet İstanbul'da bir müjde etkisi yaptı. Delegasyon başkanı olarak Sadrazam Damat Ferit Paşa, üye olarak eski Sadrazam Tevfik Paşa ve Danıştay Başkanı Rıza Tevfik kararlaştırıldı. Tevfik Paşa, milli mücadele düşmanı Ali Kemal'in de delegasyona katılmasını, o giderse ben gitmem diyerek önledi. Osmanlı basını, Damat Ferit heyetinin Paris Konferansı'na gidişine ümitli haber olarak geniş yer verdi. 17 Haziran'da Damat Ferit Paşa, Paris Konferansı'nda İngiliz Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, Amerika Başkanı Wilson'la bunların dışişleri bakanlarının huzurunda konuştu. İtilaf devletlerinin Osmanlı'ya yönelttiği büyük suçlamaları, bu arada Ermeni katliamını kabul etti. Fakat bunu İttihatçı hükümetin yaptığını söyledi.
İzmir'in bile işgal edildiği bu dönemde Osmanlı Devleti'nin savaş öncesi sınırlarının tanınmasını, yani Filistin, Irak ve Suriye'nin Arabistan'a kadar Türkiye'ye geri verilmesini istedi. Savaştan mağlup çıkan bir ülke için bu, galipleri büsbütün öfkelendirecek bir talepti. Bu konuşma Filistin, Irak ve Suriye'yi daha 1916'da savaş devam ederken Sykes-Picot Anlaşması ile paylaşmış ve bunun için savaşmış olan İngiltere ve Fransa'yı büsbütün kızdırmaktan başka bir işe yaramadı. Damat Ferit 23 Nisan'da ikinci bir muhtıra verdi. Bu muhtırayı Damat Ferit değil, Tevfik Paşa ekibinden Osmanlı diplomatları hazırlamıştı. Müdafaaname adlı bu metinde yeni bir imparatorluk istenmiyor, Türk vatanı fikri savunuluyordu. Bu haliyle son derece rasyoneldi. Misak-ı Milli'nin bir tür ön metni niteliğindeydi. Fakat Damat Ferit'in ilk konuşmasının doğurduğu tepki içinde bu ikinci muhtırayı kimse dikkate almadı. Aynı gün Fransa Başbakanı Clemenceau Damat Ferit'e cevaben okuduğu notada Türk ırkının medeni kabiliyeti yoktur diyerek ağır hakaretlerde bulundu. Devletler Hukuku Profesörü Cemil Bilsel Clemenceau'nun konuşması hakkında şunları yazar. Cevabi nota: hiçbir milletin hafsalası almayacak, siyasi edep ve terbiyeye de sığmayacak acı ve ağır bir lisanla yazılmıştı. Damat Ferit heyeti açıkça kovulmuştu. Clemenceau'nun notasının Osmanlı Devleti'nin idam hükmü sayıldığı Yunanistan'da şenlikler yapıldı. Özetle Paris'teki Türk heyetine boşuna beklemeyin gidin denildi. Süreç Sevr Anlaşması yönünde hızla gelişti. Ege'de Yunan işgali, güneyde İtalyan ve Fransız işgali genişlerken 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edilmiş, Mebusan Meclisi dağıtılmıştı. Sadrazam Damat Ferit'in milli mücadeleye karşı fetva yazması için Şeyhülislam atadığı Dürizade Abdullah, İngilizlerin istediği fetvaları yazdı. Dürizade'ye göre milli mücadele eşkıyalıktı, dine aykırıydı. Milli mücadeleye karşı olan İstanbul gazetelerinden Peyam-ı Sabah 11 Nisan'da fetvayı manşetten yayınladı. Şeriat, padişah, adalet başlıklı yorumla da destekledi. Milli mücadele yanlısı Yeni Gün'se fetvayı tek sütunda yayınladı. Milli mücadeleyi başarısız kılmak için iç isyanlar tertip edildi ve desteklendi. Bunlar Sevr'i dayatmanın hazırlıklarıydı. Buna karşılık Ankara müftüsü Börekçizade Rifat Efendi, milli mücadeleyi desteklemenin dinen farz olduğunu bildiren bir fetva yazdı. Bu fetva Anadolu'da 152 müftü ve din alimi tarafından imzalandı. Çıkarılmasına Mustafa Kemal'in önayak olduğu Hakimiyet-i Milliye gazetesinde tam sayfa olarak yayınlandı. Diğer Anadolu gazetelerinde de yer aldı. İstanbul'la Anadolu arasındaki kavga gün be gün büyüyordu. 14 Nisan 1920'de İtalya'nın San Remo şehrinde toplanan İtilaf Devletleri liderleri Sevr Anlaşması'nın esaslarını belirlediler. Paris'e çağırdıkları Tevfik Paşa başkanlığındaki kalabalık Osmanlı delegasyonuna 11 Mayıs'ta metni verdiler ve cevap için bir ay süre tanıdılar. Tevfik Paşa İstanbul'a çektiği telgrafta barış şartlarının değil istiklal, devlet kavramıyla bile bağdaşmayan bir metin olduğunu bildirdi. En nihayet 11 Temmuz 1920'de Belçika'nın Spa kentinde toplanan İtilaf Devletleri temsilcileri Türkiye'ye dayatacakları barış şartlarına son şeklini verdiler. Türkleri daha fazla baskı altına almak için Yunan ordusu bu dönemde tekrar saldırıya geçirilecekti. Olayların akışına kısaca bakalım. ...14 Haziran 1920 Yunan Başbakanı Venizelos, Lloyd George'la görüştü. Yunan ordusunun Türkleri mağlup edeceğine söz verdi. Lloyd George da Venizelos'a Yunan ordusunun taarruza geçebileceğini söyledi. Bu kararı diğer müttefikler de onayladı.
22 Haziran 1920 Yunan ordusu İngiliz generali Milne tarafından bir tür ateşkes çizgisi gibi belirlenmiş olan Milne hattını aştı. Hattın batı tarafı Yunan işgalindeydi. Doğu tarafına Kuvayi Milliye hakimdi. Yunan ordusu hattı aşarak Bursa ve Uşak yönünde saldırıya geçti. Bir ay içinde Alaşehir, Balıkesir, Nazilli ve Bursa'yı işgal etti. Osman Gazi'nin şehri Yunan işgali altında kalınca Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne siyah örtü konuldu. Bursa kurtarılıncaya kadar da kaldırılmadı. Venizelos o günlerde Yunan birliklerinin ilerlemesi Mustafa Kemal'i itibardan düşürecektir diyordu. 6 Temmuz 1920 İngiliz birlikleri Yunan ilerleyişini takviye etmek üzere Mudanya, Gemlik ve İzmit'i işgal etti. 21 Temmuz 1920 İngiltere Başbakanı Lord George Avam Kamerası'nda şöyle konuştu. Türkiye tamamen parçalanmalıdır. İngiltere hükümeti en uygun hareket olarak Yunan birliklerinin istihdamını görüyor. Yunan ordusu büyük bir şevkle dövüşüyor. 22 Temmuz 1920 Meclisin kapalı olduğu İstanbul'da Saltanat Şurası Meşveret Meclisi adıyla ve 43 kişinin katılımıyla toplandı. 42 kişi önerilen anlaşmayı imzalamayı uygun buldu. Bir tek topçu Feriki Rıza Paşa çekimser oy kullandı. 25 Temmuz 1920 Yunan ordusu Marmara Denizi'nden kuvvet kaydırarak Trakya'yı işgale başladı. Edirne'yi Yunan birlikleri işgal etti. Zira Sevr Anlaşması taslağında Trakya Yunanistan'a veriliyordu. 10 Ağustos 1920 müttefiklerin hazırladığı anlaşma metni Paris'in Sevr semtindeki Porselen Müzesi'nin Çinili salonunda Osmanlı delegeleri Mehmet Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Bern Büyükelçisi Reşat Halis tarafından imzalandı. Bulgaristan'la yapılan barış anlaşması 296 maddedir. Macaristan'la yapılan 364 maddedir. Avusturya ile yapılan 381 maddedir. Savaşın asıl tarafı olan sanayileşmiş ve dev bir askeri güç olan Almanya ile yapılan ağır Versay Anlaşması 440 maddedir. Osmanlı'ya dayatılan Sevr Anlaşması ise 433 maddedir. Madde sayısı harbin asıl tarafı olan güçlü Almanya'ya yükletilen maddelere yakındır. Fakat içeriği daha ağırdır. Suriye Fransız mandasına, Irak İngiliz mandasına verilerek Sevr'in güney sınırı çizildikten sonraki hükümler şöyleydi. İstanbul saltanat ve hilafet merkezi olarak Türklerde kalmaya devam edecek. Fakat İstanbul ve Boğazlar, İtilaf devletlerinin egemenliğindeki bir uluslararası komisyonun yönetim ve denetimine verilecek. Komisyonun bir devlet gibi yasama, yürütme ve yargı yetkileri olacak. Çatalca'ya kadar Trakya bölgesi, Gelibolu Yarımadası, İzmir ve çevresiyle Ege Adaları Yunanistan'a ait olacak. Çukurova, Sivas, Diyarbakır ve Urfa Fransa'ya verilecek. Antalya, Aydın, Afyon ve Konya bölgesi İtalya'ya verilecek. Doğu illerinde Erzurum, Trabzon, Erzincan ve Van'ı içine alan bağımsız bir Ermenistan kurulacak. Ermenistan'ın altında kalacak küçük bölgede Kürdistan adında özerk bir yönetim kurulacak. Kapitülasyonlar yeniden yürürlüğe girecek, Osmanlı Devleti mali denetim altında bulundurulacak. Osmanlı Hilafeti'nin eski Osmanlı topraklarındaki Müslümanlar üzerinde dini egemenliği ve yargı yetkisi bulunmayacak. Askerlik hizmeti kaldırılacak, sadece 50 bin kişilik bir asayiş kuvveti bulundurulabilecek, bu da müttefiklerin denetimi altında olacak. Limanlar, ırmaklar ve demir yolları uluslararası denetim altında olacak. Cemil Birsel Sevr hakkında şunları yazıyor. Her ne kadar Sevr Anlaşması'nda bir Türk devleti bırakılmış ise de bu devlet yaşayabilecek bir devlet değildi. Nitekim komisyonda Fransız delegesi de bu devletin pek az bir süre sonra yok olacağını söylemişti. Topraklar o zamanki Kastamonu, Bursa, Ankara ve Sivas vilayetlerinin birer parçasından ve ahalisi 3 küsür milyon kişiden ibaret olacak bu Türk devleti dört yandan düşmanla sarılıyordu. Kendini koruyacak vasıtaları da maliyesinde, idaresinde ve adliyesinde bir devlet gibi hareket etme hakkı da yoktu. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz istihbaratında çalışan ünlü tarihçi Arnold Toynbee de Sevr Anlaşması hakkında şunları yazıyor. Sevr'de
müttefik devlet adamları ortak bir bölüşme planı hazırlamışlardı. Bu plana göre hasta adamın yere serilmiş vücudunu yalnız parçalamakla kalmayacaklar, aynı zamanda önemli bölgelerini, limanlarını işgal ederek hayati parçalarını da alıp götüreceklerdi. Bu, emperyalizmin bir zaferiydi. Türkiye yenilmiş ve yıkılmıştı. Sevr Anlaşması gereğince Türkiye en zengin ve en verimli bölgelerinden yoksun bırakılacak ve küçük bir sultanlık olarak Anadolu'nun ortasında alçaltıcı bir yalnızlık içinde yaşamaya mahkum edilecekti. Tarihçi David Fromkin de Türkiye yok denecek kadar küçültülmüştü diye yazar. İstanbul gazetelerinin tamamı Sevr aleyhine yayın yaptı. Protesto için dükkanlar kapatıldı. Alemdar gazetesi siyah çerçeve içindeydi. Milli Mücadele yanlısı İleri gazetesi dün Türkiye elemini, Türkler matemlerini ortaya koydular manşetiyle ve mezar başında bir ihtiyar resmiyle çıktı. Der Saadet gazetesi manşetinde bugün Türklerin matem günüdür diyordu. Vakit gazetesi siyah çerçeve içindeki haberinde bugün Türklerin milli matem günüdür diyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın mağlupları arasında en büyük haksızlık Sevr Anlaşması'yla Türkiye'ye yapıldı. Asıl çarpıştıkları kuvvet olan Almanya'ya bu kadar ağır şartlar dayatmadılar. Çünkü Avrupalı'nın kafasında sömürge ve manda Avrupa coğrafyası için söz konusu değildi. Beyaz adamın kibirli bakışı uyanan milletleri de tanımıyordu. Lloyd George, Türkiye öldü demişti, öyle sanıyordu. Tarihçi Margaret Macmillan, İngiliz Başbakanı Lloyd George'un danışmanlarının verdiği haritadaki coğrafi işaretleri Rum nüfusu zannederek İzmir ve çevresini Yunanistan'a vermek için nüfus bahanesini kullandığını anlatır. Türk ordusu Yunan saldırısı karşısında stratejik olarak Sakarya doğusuna çekilirken Lloyd George, Türkler Mekke'ye doğru kaçıyor demişti. Ankara ile Mekke'nin yerlerini karıştırıyordu. Kıdemli İngiliz diplomat Harold Nicholson, İngiliz, Fransız ve Amerikan liderlerini kastederek not defterine şunları yazmıştı. Bütün gücü elinde tutan üç cahil adam oturmuş kıtaları paylaştırıyorlar. Yanlarında not tutacak bir çocuktan başka kimse yok. Fransız Başbakanı Clemenceau Lloyd George için insanı şoka sokacak kadar cahil demişti. Aslında Avrupa dışındaki mevzularda hepsi cahildi. Tarihçi Isaiah Friedman, Sevr Anlaşması'nın şartları Almanya'ya empoze edilen şartlardan çok daha fazla ağırdı diye yazıyor. Tarihçi Justin McCarthy ise şöyle diyor. Birinci Dünya Savaşı sonundaki intikamcı barış anlaşmalarının hiçbiri Osmanlı'ya dayatılan kadar zalim olmadı. Tarihçi David Fromkin de Sevr Anlaşması için zalim nitelemesi yapar. İngiliz ve Fransız askeri uzmanları bu zalim anlaşmayı Türkiye'ye kabul ettirmek için 27 tümen asker gerektiğini, elde böyle bir kuvvet olmadığını söylemişler fakat hırslı politikacılara anlatamamışlardı. İngiltere Genelkurmay Başkanı Mareşal Henry Wilson'la ünlü Denizcilik Bakanı Winston Churchill, Lloyd George'u defalarca uyarmışlar, Türklere Sevr'in kabul ettirilemeyeceğini, oturup Ankara ile anlaşmak gerektiğini söylemişlerdi. İngiltere'nin Hindistan İşleri Bakanı Edwin Montagu, Lloyd George'u şu sözlerle uyarmıştı. Türkiye'nin ana topraklarını bölmenin mümkün olmayacağı sonucuna vardım. İslam dünyasında çok büyük istikrarsızlık ortaya çıkması tehlikesi var. Ne var ki Lloyd George, Yunan ordusunun bu işe yeteceğini sanmıştı. Türkiye'yi yok etme projesi olan Sevr Anlaşması parlamentoda onaylanmadı. Çünkü milli mücadele tarafından yırtıldı. Vahdettin ve hükümet tarafından da imzalanmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Ağustos 1920 günlü oturumunda Sevr'i tanımadığını açıkladı. İmzalayan delegelerle onay bildiren Saltanat Şurası üyelerini vatan haini ilan etti. Bu süreçte İstanbul ve Atina'daki iki iktidar değişikliği önemlidir. 1 Ekim'de İngiliz Yüksek Komiseri
de Robek Londra'ya damat verit çekilse iyi olur diye yazdı. İngiltere Ankara'yla diyalog kuracak ve bazı yumuşatmalarla Sevr'i Ankara'ya kabul ettirecek yeni bir sadrazam istiyordu. 19 Ekim'de Tevfik Paşa sadrazam oldu. Atina'da ise Venizelos 14 Kasım seçimlerini kaybetti. 17 Kasım'da Dimitri Rallis hükümeti kuruldu. Venizelos, Anadolu macerasının asıl sorumlusu olduğu halde seçimleri kaybettiği için yenilginin sorumlusu olarak yargılanıp kurşuna dizilmekten kurtuluyordu. Yeni ve son sadrazam Tevfik Paşa, Ankara ile anlaşmak için Ankara'ya İzzet ve Salih Paşa ile danışmanlarından oluşan bir heyet gönderdi. Heyetle görüşen Mustafa Kemal, uzlaşmak için istenen tavizleri kabul etmedi. Onları bir süre Ankara'da alıkoydu. Artık askeri çözümden başka seçenek yoktu. Milli mücadele ilk askeri zaferini Doğu cephesinde kazandı ve Sevr Anlaşması'nın Ermenistan ayağı çökertildi. Karabekir'e Şark Fatihi denildi. Doğu cephesi kumandanı Kazım Karabekir bu harekatı 1920 baharında yapmak istiyordu. Mustafa Kemal Paşa o zaman izin vermedi. 24 Ağustos 1920'de Sovyet Rusya ile dostluk ve yardım anlaşması paraf edilip Sovyet yardımının ilk partisi geldikten sonra 20 Eylül'de harekat iznini verdi. Karabekir kumandasındaki milli ordu Ermenistan devletinin saldırılarına son verdiği gibi 1878 yılında Rusya'ya bırakılmış olan Kars, Ardahan, Sarıkamış ve Kazman'ı da kurtardı. Gümrü, Moskova ve Kars anlaşmalarıyla Türkiye'nin bugünkü doğu sınırı tespit edildi. İtilaf devletleri Ankara'yı hizaya getirmek için Yunan ordusuna ileri harekat izni verdi. 6 Ocak 1921'de Eskişehir'e doğru ileri harekata geçen Yunan ordusuyla Türk ordusu İnönü adlı ovada karşılaştılar. İki taraf yenişemedi, sisli havada Yunan ordusu çekildi. Mustafa Kemal Paşa bunu askeri zafer olarak başarıyla kullandı, moraller yükseldi. Diplomaside Ankara'nın eli güçlendi. İtilaf devletleri İstanbul ve Ankara'yı 25 Ocak günü Londra'da görüşmeye davet ettiler. Artık Ankara'yı tanımak zorunda kalmışlardı. Sadrazam Tevfik Paşa'nın İstanbul ve Ankara heyetlerinin birlikte Londra'ya gitmesi önerisine Mustafa Kemal, Türkiye'nin yegane temsilcisinin Ankara hükümeti olduğu cevabını verdi. Meclis de bunu alkışlarla onayladı. 6 Şubat'ta meclis Londra'ya gidecek delegeleri seçti. Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey, Roma'da bulunan Cami Bey ve milletvekilleri Hüsrev ve Zekai Beyler. Halide Edip Hanım'ın da seçildiği yolunda basında çıkan haberler doğrulanmadı. İki heyet ayrı ayrı Londra'ya gittiler. Mustafa Kemal Londra konferansına katılmanın Rusya ile dostluğu bozmayacağını açıklamayı ihmal etmedi. Londra konferansında söz sırası kendisine geldiğinde Sadrazam Tevfik Paşa İtilaf Devletleri temsilcilerine şöyle seslendi. Ben sözü Türk milletinin gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başdelegesine bırakıyorum. Bundan sonra görüşmeler İtilaf Devletleri temsilcileriyle Ankara hükümetinin başdelegesi Bekir Sami Bey ve arkadaşları arasında cereyan etti. Ankara istedikleri tavizi vermedi. 1921 yılındaki 2. İnönü, Eskişehir, Afyon ve Sakarya savaşları milli mücadele tarihinin en büyük savaşlarıdır. 30 Ağustos 1922'deki büyük zafer, 9 Eylül günü milli ordunun İzmir'e girişiyle tamamlanacaktır. Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa bu savaşların muzaffer kumandanlarıdır. Kurtuluş Savaşı bir belgeselin birkaç bölümüne sığmaz. 1921-1922 yılları ancak ayrı bir belgesel olabilir. Biz şimdilik süreci kısaca özetlemeye çalışalım.
Ankara'yı muhatap alan ve askeri gücünü de gören İtilaf Devletleri 11 Mart 1921'de Sevr Anlaşması'nda değişiklikler yapmayı kabul ettiler. 12 Mart günü Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın mecliste ayakta coşkulu alkışlarla kabul edilmesi adeta İtilaf Devletleri'nin bu kararına verilen cevap oldu. Marş, hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal diyerek sona eriyordu. 22 Mart'ta Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin başkumandanı General Populas, İngiltere Başbakanı'nın da desteğiyle iki koldan Bursa ve Uşak üzerinden genel saldırı emrini verdi. Batı cephesi kumandanı İsmet Paşa ordusunu yine İnönü Ovası'na çekerek mevzilendirdi. 27 Mart'ta 2. İnönü Savaşı başladı. 3 gün süren savaş gerçek bir zaferle sonuçlandı. Meclis Reisi Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya 1 Nisan günü ünlü telgrafını çekti. Siz orada düşmanı değil, milletin makus talihini yendiniz. Afyon kurtarılmıştı. İstanbul camilerinde İnönü şehitleri için mevlitler okunuyor, İstanbul gazeteleri de artık zafer haberlerini verebiliyordu. 18 Nisan'da Lloyd George, Avam Kamerası'ndaki konuşmasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki savaşta İngiltere'nin tarafsızlığından bahsetti. Winston Churchill, 2 Haziran'da Lloyd George'a yazdığı mektupta onu şöyle uyarıyordu. Emin ve hızlı adımlarla İngiltere'nin Türkiye karşısında mağlup olmasına doğru gidiyoruz. Önemli ölçüde takviye alan Yunan ordusu 10 Temmuz günü Anadolu'daki en büyük taarruzunu başlattı. Türk ordusunun saldırı gücü olmadığını düşünmüşlerdi. Tarihçiler Arnold Toynbee ve Lawrence Evans, İngiltere'nin Yunanistan'a silah desteği verdiğini yazar. Mustafa Kemal'in talimatıyla İsmet Paşa orduya geri çekilme emri verdi. Yunan ordusu Eskişehir'e girdi. Ankara'da hükümeti Kayseri'ye taşıma hazırlıkları başladı. Çünkü ordu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmişti. Yunan askeri durdurulamazsa Ankara'ya girebilirdi. Yunan Başbakanı Rallis de hedefimiz Ankara diyordu. Meclis Mustafa Kemal'e başkumandan olarak cepheye gitmesini önerdi. Mustafa Kemal'in bir şartı vardı. Başkumandanlıkla birlikte kendisine verilecek olağanüstü yetkiler. Büyük tartışmalar sonunda meclis bunu kabul etti. Sakarya Nehri civarında 22 gün süren savaşta ümitlerin kırıldığı anlar da yaşandı. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya annesi Zübeyde Hanım'a gönderdiği telgrafta zafer için dua etmesini istedi. Her ihtimale karşı annesini ve Fikriye Hanım'ı Ankara'dan Yahşi Han'a gönderdi. 12 Eylül günü Yunan ordusu çekilmeye başladı. 13 Eylül'de Mustafa Kemal bir beyanname ile büyük zaferi ilan etti. Sakarya zaferi İstanbul basınında geniş yer aldı. Tevhid-i Efkar gazetesi zaferi Mustafa Kemal ve İsmet Paşaların fotoğraflarıyla duyurdu. Vakit gazetesi aynı fotoğraflarla zaferi müjdeledi. Mustafa Kemal'e gazi ve müşir unvanı verilmesi fotoğraflarla manşetlerle yer aldı. Meclis Mustafa Kemal'e müşir yani mareşal rütbesini ve gazi unvanını verdi. Gazi Mustafa Kemal, mecliste yaptığı konuşmada zaferin kazanılmasında Fevzi Paşa'nın çok büyük rolünün olduğunu söyledi. İsmet Paşa'dan da övgü ve takdirle söz etti. Sakarya zaferinden sonra uzun bir durgunluk dönemine girildi. Bu süreçte ordu takviye edildi. İtalya'dan 50 bin tüfek satın alındı. Fransa ile Ankara İtilafnamesi imzalanarak Suriye sınırı çizildi. Mecliste Mustafa Kemal'in olağanüstü yetkilerini sınırlamak için büyük tartışmalar oldu. 29 Ağustos sabahı saat 5'te Kocatepe'de top atışlarıyla birlikte Türk ordusu büyük taarruza başladı. Başkomutanın emri kesindi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.